Birinci soruda ABC dik üçgeninde BC'yi 2 kök 13 vermiş. AB'ye A dersek şurası A için ve bununla karşıya attığımda AC dediğim değeri de A artı 2 derim. Burası da A artı 2 olmak üzere. Bu dik üçgeni sağlayabilmem için AB'nin karesinden A kare artı A artı 2'nin karesiyle de A kare artı 4 A artı 4 eşittir. 2 kök 13'ün karesiyle 4 çarpı 13 gelecektir. Sol tarafta 2'lerin tam katı olduğu için tüm denklemi 2'ye bölerek a kare artı 2a artı 2 eşittir. 2 tane 13 ile 26. Bunu da sol tarafa aldığımda eksi 24 deyip burayı da sıfıra eşitleyebilirim. Şimdi hocam 24'ün çarpanları 6'ya 4 için şurayı artı şurayı eksi verirsem a dediğim değer bir eksi 6 olur. Bir de 4 olur. Eksi 6'yı geometride çalıştıramayacağımız için a sadece 4 için sağlar ve burası 4'e 6 olmak üzere a sormuş. AB de 4 olacaktır. İkinci sorumuzda da ABC üçgeninde diklik 18 ve 3 kök 5'i vererek x'in kaç santim olduğunu sormuş. Şimdi hocam şuradaki dikliğe bakarak 18 ve şuraya da 6'yı ben koyabilirim. Sol taraftaki şu diklik ile buradan bir pisakor yaparak 3 kök 5'in karesi ile 9 kere 5'ten 45. 6'nın karesi olan 36'ya çıkarttığımda burada da 9 kalır. 9'un kare kökü de x'i verir. Üçüncü sorumuzda da ABC dik üçgende 4, 7, 5 ve 12 santimlere vererek AD, AE ve AC'nin toplamlarını sormuş. Şimdi hocam sadece şu dikliğe bakarak 5, 12 ile şuraya 13'ü koyabilirim. Dolayısıyla AD dediğim değer 13 olur. Şimdi şuradan 9, 12 ve şuraya da 15'i koyarak 3'ün, 4'ün ve 5'in 3'er katlarıyla AE'yi de 15 bulabilirim. Son olarak AC için de 7, 4 daha 11, 5 daha 16 olacaktır. Burası 16, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı ve 5'in 4 katıyla da AC dediğim değerde 20 olacaktır. 20, 35, 38, 48 olur cevabımız. Dördüncü sorumuzda daha ABC dik üçgeninde diklik vermiş, eşitlik vermiş, 8 ve 10 santimde verilerek x'in kaç olduğu sorulmuş. Şimdi hocam 18 ve şuraya da 6'yı ben koyabilirim şu diklik ile. Şu eşitlikten ötürü şurası da 6 santim olur. Sol tarafın karesiyle 64, sağ tarafın tamamının karesiyle de 144 gelir 12'nin karesiyle. Bu, bu gördüğümüz yerde hipotenüs dediğimiz x'in karesine eşittir. Buradan 208 gelir ve 208'in karekökü kökü x'tir. O da sanırım 4 kök 13 gelecektir. Beşinci sorumuzda da iki tane diklik vermiş. 10 kök 3, 10, 15, 12 de verilerek x'in kaç olduğu sorulmuş. Şimdi hocam şurada 5'in 3 katı var. Burada 3'ün 3 katı var. Pardon 4'ün 3 katı var. Burada da 3'ün 3 katıyla 9 gelmeli. Yani 9, 12, 15 üçgeni. Sadece şu mavi A ile C dediğim yer için biraz güzel çizelim. Alt tarafta 9 artı x'in karesi ile x artı 9'un karesi artı yukarıdaki 12'nin karesi ile bu hipotenüsü yakalayabilirim. Yani 144 ile. Sol taraftaki dik üçgen ile de 10'un karesi ile 100 artı 10 kök 3'ün karesi ile de 300 ile bu eşitlik sağlamak zorunda. 300, 100 daha 400 olacaktır. 400'den de 144 çıkarttığımda 6, 9, 6, 5, 3, 2. 256 dediğim değer artık x artı 9'un karesi. 256'nın karekökü kökü de 16'ya eşit olacağı için bu denklemde x artı 9 16'dan x dediğim değerde 7 gelecektir. Altıncı sorumuzda da ABC dik üçgeninde diklik verilmiş 6 santim verilmiş AH'ı ve BH a için şuraya A dediğimde ve bu A'yı da karşıya attığımda şurayı silerek HC'ye A artı 5 diyebilirim. HC'de burası olmak üzere A artı 5'tir diyebilirim. Şimdi hocam eğer hatırlarsanız kısa bacak ile uzun bacağın çarpımı dikmenin karesini verir dedikten dikindiğimizde. Eğer kısa bacak ile uzun bacak dediğim değer a artı 5'i çarparsam bu dikmenin karesi ile 36'yı verir. Bu denklemi biraz açalım ve çarpanlarını ayıralım. Eksi 36 eşittir 0 için. Şimdi hocam 36'nın çarpanları 9'a 4 için çarpımları eksi 36'yı versin. Buraya artı 9 diyelim. Farkı da 5'i verebilmesi için alt tarafa da 4 diyelim. Bu kökte a artı 9 ile a eksi 4'ün çarpımıyla a bir eksi 9 gelir ama bu geometride çalışmaz. Bir de a 4 gelir ve a 4 alınır. Şurası 4 ve şurası da 9 olmak üzere. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Sol tarafın karesi kasa bacak ile uzun bacağın çarpımıydı diyebiliriz. Ya da isterseniz şurada Pisagor'da yapabiliriz. 6'nın karesi ile 36. 4'ün karesi ile de 16 gelecektir. Bu da 52 olur. Sanırım o da 2 kök 13 verecek. Yedinci sorumuzda da AVC diki üçgeninde iki tane diklik 2, 6 ve kök 3 de verilerek x'in kaç olduğu sorulmuş. Az önceki soruda da bahsettiğim gibi dikten indiğimde kısa bacak ile uzun bacağın çarpımı dikmenin karesiydi hocam. Yani 2 kere 6 12'den burayı ben direkt kök 12 olarak yazabilirim. Kök 12'yi de 4 çarpı 3 ile 2 kök 3 olarak dağıtabilirim. Devamında sadece şuradaki dikliğe bakarak 6'nın karesi ile 2 kök 3 ve kök ile 3 üç kök 3'ün karesi de x'e de ulaşabiliriz. 6'nın karesiyle alt taraftan 36 ve 3 kök 3'ün karesiyle de 27 gelecek sanırım. Bu da 50, 63. 63'ün de kare kökü 3 çarpı 3 çarpı 7 ile sanırım 3 kök 7. 8. sorumuzda ABC dik üçgeninde 3 Üç tane eşitlik vermiş. 8 ve 2 ile vererek x'in kaç olduğunu sorulmuş. Şimdi hocam A'dan D'ye bir ışın çektiğimde şu sol taraftaki 3 tane eşitliği muhteşem üçlü olduğunu söyleyebilirim ve şu dikliği de ben koyabilirim. Az önceki sorularda bahsettiğimiz gibi kısa bacak ile uzun bacağın çarpımı dikmenin karesini verir demiştik. 2 kere 8 16 ile kare kökü 4 olur. Sağ taraftaki şu dik üçgende Pisagor'u yazarak 8'in karesi ile 64, 4'ün karesi ile de 16 ile da 80'in kare kökü x'i verecektir. 80'in kare kökü de 16 çarpı 5 ile 4 kök 5 olmalı. Dokuzuncu sorumuza da ABC üçgeninde 45 derece verilmiş, 10 kök 2 ile 12 santimle verilerek x'in kaç olduğu sorulmuş. Test bir olmasına rağmen gayet güzel sorular var hocam bence. A'dan BC'ye bir dikindiğimde sol tarafta 45-45-90 üçgeni var diyebilirim. 12 bölü kök 2 ile 12 kök 2 bölü 2 olarak yapıp burayı 2 ile de sadeleştirdiğim zaman şuranın 6 kök 2 olduğunu ve sol alt tarafında 6 kök 2 olduğunu söyleyebilirim. 10 kök 2'nin 6 tanesini buraya alırsam şuraya da 4 kök 2 kaldı diyebilirim. Burada yine bir Pisagor yapalım. 6 kök 2'nin karesi ile 72 gelir. 4 kök 2'nin karesi de 32 gelir. Bu da 104 ve 104'ün kare kökü de x'i verir. O da sanırım 2 kök 26. 10. sorumuzda da ABC üçgeninde 45 ve 75 derece verilmiş. AB'nin 8 santim olduğunu söyleyip x'in kaç olduğunu sormuş. A'dan BC'ye bir dik indiğimde buranın 45 olduğuna bakarak şuranın da 45 derece olduğunu söyleyebilirim. 75'in 45'ini de buraya alırsam şuraya da 30 kalır diyebilirim. Şimdi hocam şu 90 derece 8'e bakıyorken 30 bunun yarısına 4'e bakardı ve 60 da 4 kök 3'e bakardı. Sağ taraftaki 45 45 90 üçgeniyle eşitlikten burası da 4 kök 3 olur. Ve x bunların kök 2 katıyla 4 kök 6 gelir. 11. sorumuzda da 60 derece 2 tane diklik 5 ve kök 3 de verilerek df'nin bf'ye olan oranını sormuş. Şimdi hocam şuradaki 60 dereceyi kullanabilmek için şöyle bir ışın uzatsak. Şuranın 90 olduğunu biliyorum ve 60 buradayken 90 da buradayken şu üst tarafa 30 derece kalır diyebilirim. 30 derece kök bakıyorken 90 2 bakar. 30 3'e bakıyorken şuradaki 60 da bunun kök 3 katı olan 3'e bakar ve şu üst tarafın 8 santim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hocam büyük 98'e bakıyorken şu küçük 30 bunun yarısı olan 4'e bakar diyebilirim. Ve 30 4'e bakıyorken de 60 da 4 köküçe bakar. Ama 2 köküçü burada olduğu için şuraya da 2 köküç kalır diyebilirim. DF dediğim yer 2 köküç geldi. Bölü BF dediğim yerde 4 olur. Şu ikisi de tadileşirse cevap köküç bölü 2 gelir. 12. sorumuzda da ABC dik üçgendir demiş. 45 dereceyi, 15 dereceyi ve 4 kök, 2, 4 kök vererek x'in kaç olduğunu sormuş. Şimdi hocam şu 90 ve 45 varken şuranın da ben 45 derece olduğunu söyleyebilirim. 4 kök 2 ise şurası 4, burası da 4'tür diyebilirim. Ve şuranın 45 ile toplandığında 60 derece olduğunu da yazabilirim. 90 var, 60 var. Şuraya da 30 derece kalır ve 34'e bakıyorken 90'a artık 8'e bakar. Bana x'i sormuştu. 98'e 34'e bakıyorsa 60'da 4 kökü 3'e bakar ve buranın tamamı 4 kökü 3 olur. Özetle x dediğim yer tamamı 4 kökü 3 olan yerin 4 eksiğidir. 4 kökü 3 eksi 4 de 4 parantezi ile kökü 3 eksi 1'e eşittir. O da sanırım değişik olacaktır.